Evet sabah sporunun son saat dilimine girdik. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz şimdi. Turgay Demir'de stüdyo konuğumuz sevgili izleyenler. Hemen şöyle manşetlere gelelim. Dünyada Covid-19 günlüğüne bakalım sizlerle beraber. Foto gazetesinin ikinci sayfasına uzanıyoruz. Yıldızlar iş başında. Dünyaca ünlü kulüpler ve sporcular tek yürek oldular. Koronavirüse karşı mücadeleye yüzlerce isim destek sağlıyor. Ronaldo, Messi, Federer gibi sporcuların yanı sıra Dortmund, Roma ve birçok kulüpte önemli bağışlarda bulundu. Şöyle listesi verilmiş biraz alta inersek detaylarını da göreceğiz Turgay abi. Önünde açık mı bilmiyorum. Yıldız isimler de bu salgına karşı tek yürek oldular. Dünyaca ünlü kulüp ve sporcular işte maddi destek sağlıyorlar. Tıbbi malzeme bağışlarında bulunuyorlar. O isimler ve yaptıkları bağışlar sıralanmış. Biraz üzerine konuşalım. Sen Türkiye'de de örneklerin artması gerektiğini söylemiştin. Evet toplumsal yardımlaşma böyle durumlarda çok da önemli. Hı hı. E, yapılan araştırmalara göre dünyanın en huzurlu olduğu dönemler aslında böyle e, savaş ortamları ve maalesef savaş ortamları ilginçtir. Ve salgın ortamları hı hı. çünkü insanlar birbirinin kıymetini daha iyi anlıyorlar. İnsanlığı kıymetini anlıyorlar ve yardımlaşmanın değerini anlıyorlar. Burada da futbol ailesinin spor ailesinin aslında federal falan da katılıyor. E daha da büyüyecektir olay ben inanıyorum. Çünkü şunu görüyorsun mesela NBA'de oynayan bir sporcusun kenarda da 50 milyon euro var. Şu anda evde hapissin. Evet. Harcayacaksın günde 10 euro, 20 euro, 50 euro yani. Dolayısıyla o zaman düşünmeye başlıyorsun. Bu para insanlık için ne yapabilirim diye. Evet kesinlikle. O, o sporcular öncülük yapıyor. Bu bütün dünyada bir salgın haline gelecektir inanıyorum. Ve Dünya bir süreliğine daha güzel olacaktır. Çok ilginç değil mi? Savaş ve salgın dönemlerinde o söylediğin değerlerin ön plana çıkması. Aynen huzur oluyor. Yani o zaman ee, şöyle söyleyeyim, normalde yolda kavga ederken ölümü düşünmeyen bir adam, hı hı. şimdi evinden çıkmıyor. Evet. O yüzden sen sabah bana geldiğinde bugün sana bir sarılasım geldi dedi Turgay abi. Evet. Tam zamanında. Yani düşün yani ben, benim benim <laughs> bir de düşün yani, Turgay abi e, böyle bir şey söylemesi imkansız. Ben bile insan kılına girmişim yani. <laughs> böyle bir şey var mı? Yok dedim ama mesafemizi koruyalım Turgay abi. Durduğun da bugünümü buldun yani. Evet. Yani, Neyse şu evet salgın bitsin sarılırız bu, bol bol senin e, dedi. E, Salgın insanları işte etkiliyor. Değil mi? İnsani duygular ön plana çıkıyor, çok ilginç. Evet, e, burada önemli olan şu, e, kendini bileceksin, hı hı. beynine sahip çıkacaksın. Kendi doktorun olacaksın çizdem. En önemli şey bu. Kendi evet, doktorun olacaksın. Kendimiz zaten sürekli e, konuşmalarında şunu söylüyor, tekrarlayalım. Ya yani dinlemeyen yoktur diye düşünüyorum ama herkes kendini olası bir vaka olarak görsün diyor. Aynen. Değil mi? Ona göre hareket edin. Tabii ki, yani sen de bir vaka varmış gibi düşün. Evet. Kendini izole et. E moral yüksek tut eşinin çocuğunun evde e, olduğun sürece. E, dolayısıyla yani sana senden daha faydalı olacak kimse yok şu anda. Bir de ben şunu da eleştireceğim. Yani pozitif olmak gerekiyor ya. Hani değil mi? Bir takım paylaşımlar yapıyoruz evde kaldığımız süre boyunca işte. Yalnız virüste pozitif olmayacağız. Virüste negatif olacağız. Tabii aynen öyle. Hayata pozitif olacağız. <laughs> <edeceğiz. gülüyor> Güzel söyledin. E, negatif duygulara sahip olmak da aslında bağışıklık sistemimizi uzmanların söylediğine göre en az yüzde 50 geriye düşürüyormuş Turgay abi. Ya moral... İtimat etmek gerekiyor. Bazen moralli bir şey paylaştığında da olumsuz bir mesaj da alabiliyorsun. İşte bu dönemde işte niye gülüyorsun, işte niye bu paylaşımı yapıyorsun diye. Şimdi toplumun içinde... İstersen onun için de bir şeyler söyleyelim. Çünkü bilmeyenler olabilir. Hani obsesif duygulara kapılmak çok iyi değil bu dönemde. Ya toplumun içinde ajan provokatörü de var, hı hı. aptalı da var. Art niyetlisi de var. Kendi yaşadığı sıkıntıdan dolayı çok agresif olan insan da var. Evet. Bunların hepsini normal karşılayacağız. Burada üç şey çok önemli. Bir, kendi doktorun olacaksın. İki, devletin resmi kurumları dışında kim ne derse dese, dese ki arkadaşlar falanca Taksim meydanında Cumhuriyet altını dağıtılır dese en güvenilir adam kimse dese inanmayacaksın. Evet, öyle. Bak çok basit bir şey söyleyeyim. Ben yaklaşık bir ay önce bir video çektim. Instagram'a koydum. Dedim ki bu mavi su, sarı su, kırmızı su bir şeyler vardı. Dedim ki ey ünlüler. Kendi denemediğiniz bir şey insanlara tavsiye ediyorsunuz. Hı -hı. Üç kuruş için yapmayın değmez dedim. Bahsedilen bir ürünü ben aldım. Deneyeceğim bir ay dedim. Sonra da size paylaştım. Denedim hiçbir şey olmadı ve dedim ki bu sahte. Hı -hı. Yapmayın. Şimdi birçok ünlü koronaya ilaç diye bir ilacın reklamını yaptı. Adam başı üç bin lira aldık için ya Ya isterse. Çok daha yüksek alsın Turgay abi yani şu dönemde böyle bir paylaşım yapmak yani bence bu kadar aptal insanı ve ahlaki değerleri tutmayamaz. Ve firma sahibi dedi biliyorsun bu ünlüler bu kadar cahil mi dedi. Maalesef ünlüm bu kadar cahilse gerçekten ya. biz ne yapacağız İtimad yani. İtimat etmeyin sevgili izleyenler. Kimseye itimat etmeyin devletin resmi kurumları dışında. Deseler ki Taksim meydanında cumhuriyet evet. altını dağıtılıyor gitmeyin kardeşim. Söyle Deseler kısa ki kısa. şu kadar büyük vaka var inanmayın kardeşim devlete inanın sosyal medyada da bir takım böyle korkutucu videolar vesaire de dolaşıyor evet. biliyorsun. Onlara da itimat etmeyelim. Mesajlara da keza aynı şekilde. Sabahın 17. sayfasına bir uzanalım. Sporda Covid-19 günlüğüne bakacağız. Birkaç başlık dikkatimi çekti. Az da bir vaktimiz kalmış. Kapatmadan konuşalım. Sporting Başkanı tekrar doktorluğa başlamış Turgay abi. Çok hoşuma gitti. Gördüm abi. Aynen. Orduya yazılmış. Kulübü başkanı Ordu Hastanesi'nde çalışmaya başlamış çünkü asıl mesleği e, Doktorluk. doktorlukmuş başkanın. Hemen evet. göreve dönmüş ihtiyaç duyulunca orada geri çağırma başladı sanırım. E, ayrıca askerliğini de doktor olarak tamamlamış. Böyle de bir geçmişi var başkanın. Ya dünyanın şu anda her güzel insana ihtiyacı var. Evet. Dünyanın gezegenin ihtiyacı var yani. Her kötü insandan da uzak durmamız gerekiyor. Burada artık üçün beşin hesabını yapmayacağız hiçbir konuda. Dayanabildiğimiz kadar herkes evinde kalacak. Hı hı. Kalabildiği kadar evinde kalacak. Koruyabildiği kadar kendini koruyacak. Yeni alışkanlıklar edineceğiz. Yeni bir hayat tarzı benimseyeceğiz. Bu korona bugün bitecek. Bir gün bitecek. Ama yarın başka birinin çıkmayacağını nereden biliyorum. Belki de bu bundan sonra yaşam tarzımız olacak. Belli özgürlükler sınırlanacak. Peki devam edelim. Virüs yüzünden maske ve eldivenle maça çıkmış bir isim. Gidiyoruz bir kez daha sabah 17'ye. Nikaragua'da. ligler devam ediyor. Farklı yollara gidilmiş ama orada. E, Las Sabanas deplasmanına çıkmış Uruguaylı bir oyuncu Bernardo. Kendi önlemini kendi almış Turgay abi. Maske ve eldiven takarak oynamış. Sonrasında maç sonrasında sorulmuş neler hissettin diye. Çok zordu maçta 20 dakika dayanabildiğim mas maskeye ama bu şekilde yani bir şekilde biz de bu işi çözmek zorundayız ifadesini kullandı. Ben olsam onu yere oynamam. Bu arada Belarus'ta da ligler devam ediyor. Ne, neler söyleyeceğim? Bir de seyirciyle oynuyorlar. Orada galiba daha lokal çok küçük çapta şeyler yaşanıyor bildiğim kadarıyla. Yani ama e... yaşanmayacağı ne malum? Ya yani bir ilginç geldi bana. Çünkü lokasyon olarak Avrupa'dan çok da kopuk bir coğrafyada değil yani. Değil ama Çiğdem şu var. E, bir defa her ülkenin kendi yapısı var. Evet. Bu yapıya göre tedbirleri var. Belli bir nüfusu var. Çok küçük bir yerden bahsediyoruz Belarus. Ha şu var küçüğü büyüğü yok. Dünya yani tehlikede. Dikkat etmek lazım ama sonucunda nasıl bazı insanlar sokağa çıkıyor, yasağı deliyorsa bazı ülkelerde daha az tedbirli. Avrupa mesela bu işte çok çok yavaş davrandı. Evet. Avrupa ya yani. düşün. Batı medeniyeti. Çok yavaş davrandı. İngiltere ilk gün ne dedi biliyorsun. Biz bırakacağız. Herkes evet. sürü e, ee, bağışıklığı kazansın. Sonra ne oldu? Baktılar ki hastane hastane yetmiyor. Ertesi gün vazgeçtiler. Yani düşün ki hangi çağda yaşıyoruz? İnsanoğlu 60'ta uzaya aya gitmiş. Hı hı. 50 yıldır geldiğimiz noktaya bak Avrupa yönetenler bir virüse karşı ne yapacaklarını bilemediler. Gemide giden ilaçları çalanlar var ya. Aynen öyle. Başka ülkeye giden ilaçları yer koyanlar var. Dolayısıyla Avrupa'da Avrupa değilmiş yani. Ayarı bozukmuş onların da. İtalya'da salgının artmasının ardından oyunculardan bazıları evlerine kapanmıştır galiba. Son kaçansa Juventus'ta forma giyen Douglas Costa olmuş. Kız arkadaşı için ülkesi Brezilya'ya gitmiş oyuncu. Ve bununla da kalmamış sık sık da tabii sosyal medyadan dışarıda e, vakit geçirdiği anların e, fotoğrafını paylaşınca herkesi kızdırmış. Bunu da altını çizelim. Başka Doğru. bir detay da sen oraya bu girebilirsin. Sü bu süreç bitince o ağır bir ceza alacaktır. Annesinin rahatsızlığı sebebiyle Portekiz'e gitmiş ama koronavirüs sebebiyle kendisini ve ailesini karantinaya almış Cristiano Ronaldo. Onun da son fotoğrafları var Turgay abi. Takip ediyor musun bilmiyorum havuz evet. keyfi yaparken. Yani İtalya'ya dönmemesi ve döndüğünde başlayacak 14 günlük karantinanın gecikmesi o noktada Torino ekibinin herhalde biraz e, tepkisine mi sebep oldu? Ya Çiğdem hiçbir yerde başlamaz. Adil olan. Hı hı. Bunun hesabını yapan bence e, Uru Beş mi de, e, Hönes mi Onun Hönes konuşmuştu? Hönes konuşmuştu. Lige başlama Şarlatan. tarihi veren şarlatandır demişti. Bütün Avrupa'da eninde sonunda oynanmış bölümü kabul edersin. Hı hı. Oynanmış bölümü alın terini kabul edersin. Kalan 8 haftayı, 7 haftayı yok sayarsın. Bu iş burada biter. Yeni sezonun planlamasını yapacaksan bu sezonu bitirmen lazım. Evet. O yüzden evelemeden, gevelemeden... Ee, Avrupa'da yavaş yavaş bu örnekler ortaya çıkacaktır. En son bizimkilerde diyeceklerdir ki ligi biz bu şekilde onaylıyoruz kardeş. Bu arada virüs Barcelona'ya da sıçradı sevgili izleyenler. Son iki dakikamız var. Katalan ekibe Barcelona'da ilk kez koronavirüs vakasına rastlanmış Turgay abi. Yerel basına göre şöyle koronavirüs belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırılmış takımın doktoru.